Merhaba arkadaşlar, Yamanlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni havalimanına gidiyoruz. Mahmutbey gişelerle yeni İstanbul Havalimanı arasında bir sürü gişe var. Yani para alan var, otomatik çeken var. Videonun sonunda bunları hesaplayıp Mahmutbey'den yeni İstanbul Havalimanı'na kadar kaç para ödüyoruz? Bununla ilgili bir video hazırlamış olacağız. Teşekkür ederim. Şu anda Malafun oradayız. Yeni İstanbul Havalimanı'na doğru döneceğiz biraz sonra. Evet arkadaşlar. Şimdi Mahmutbey'e geldik. Mahmutbey'de arabamızı sıfırlıyoruz. Bakalım kaç kilometre gideceğiz. Ondan sonra birinci gişeden geçmek üzereyiz. Çek kızım birinci gişeyi. Evet arkadaşlar, birinci gişeden geçtik. Arabamızı da sıfırladık. Bakalım kaç tane gişe geçeceğiz. Evet arkadaşlar, biraz önce girdik. Takribi bir dakika gittik. Bir gişe daha geçtik. Yani dünyanın herhalde bence en kısa otoyolu. 1 kilometre gösteriyor tribim. İkinci gişeye geçtik. Hayırlı uğurlu olsun. Rampa yukarıya doğru çıkıyoruz. Aman tanrım, o ne? O ne? Sadece 300 metre geçtik. Evet, bir otomatik gişe daha. Ne diyor? Ücretli geçiş. HGS 6 kilometre önce tribi sıfırladım. 3 tane gişe geçtik ya. Arabamızı da 120'ye bağlayalım. Süper. Gayet güzel bir gişeymiş 4. gişede. Evet, 4. gişede geçtik. Arada gişe geçtik mi bilmiyorum. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Ama yol güzel. 4 şerit. Paranın hakkını veriyor mu? Belki de veriyordur. Arabamızı da 120'ye sabitledik. Gidiyoruz. Havalimanımız Avrupa'nın en büyük havalimanı arkadaşlar. Laf yok. Böyle 7-8 gişe geçiyoruz ama yani lütfen yani. Gerçi kira da alamıyoruz galiba ama olsun. Avrupa'nın en büyük havalimanı. Evet. Çok enteresandır. Yeni havalimanına gidiyoruz. Ama tabelalarda yeni havalimanı yazmıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yol 4 şerit. Gayet akıcı. Perfect bir yol. Ben çok beğendim. 4 şerit yol. Arabalar vızır vızır gidiyor. Yani 120'ye de sabitledik arabamızı. Biz de. Havada bugün bulutlu. Sabahtan yağmur yağdı İstanbul'da. Ağustos ayındayız. Yani İstanbul yeni havalimanı yolu belki de 30 sene sonra diyeceğiz ki ya bomboşmuş, baksana işte İdilli semtinde ağaçlara bak, işte Koruköy'de bilmem ne, hani o zaman yeni semtler oluşacak. Bu attığım semt isimleri de oradan geliyor. Yani belki de buralar hep şehirleşecek ya. Bilemiyoruz ki. Yeni havalimanı da İstanbul'a bayağı bir uzak yani. İlk gişeden girerken arabamızı sıfırladık. Şu ana kadar 13 kilometre yol yaptık. Işıklar servis alanına 1000 metre kalmış. Ufaktan da sanki böyle bir gişe şeyi veriyor yol. Hani böyle bir bak, sol tarafta üflüyor bak. EGS geçişi diyor. Öyle diyor, eğer diyor EGS'de yoksa diyor arkadaşlar yanına git diye camdan da çekebilirler. İşareti var diyor orada. Işıklar kavşağına 2000 metre kalmış. Ondan sonra buraya güzel bir mola tesisi kurmuşlar ama valla gişeden girdik gireli 14 kilometre oldu yani, 14 kilometrede de. Oo, çok güzel bir kişiye geliyoruz. Arkadaşlar şahane bir kişi. 6. kişi gerçekten hakkını veriyor. Evet biz şöyle öyle güzel yapmışlar ki şey yapamıyorsun. Dünyanın hiçbirinde yok bu özellik arkadaşlar, biliyorsunuz artık kalmadı. Barikat yani, otobandan Dubai'yle çıkılır mı ya? Allah Allah, Dubai'yle çıkıyoruz valla. Geçiniz dedi. Bakalım kaç para çekti. Döndüğümüz zaman hep beraber bakacağız. Evet devam ediyoruz. Yani gördüğünüz gibi hani otobandan bir yere çıkmadık. Otobanın ortasında durduk yere 6. gişe şovu yaşadık. Diğerleri böyle geç fotokapan şeklinde çektiler ama burada otobanın böyle ortasında ya buraya böyle bir barikatlı gişe koyalım. Hani belkisinde, kimisinde hani arabasında HGS sistemi yoktur, para çekemeyiz diye mi düşündüler acaba? Anlamadım ki. Otobanın ortasında gişe. Enteresan. Devam ediyoruz. O değeri Ankara, ondan sonra o değeri Kemerburgaz, Çatalca, Hastal diyor. Biz devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar 7. kişiye geldik. 7. kişi de Kallavi. Nekit Keş gişesi de varmış. Ondan sonra bayağı bir kalabalık. Bakıyoruz. Bu gişede bir sıkıntım var. Kaldık. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar 7. gişede gayet güzel, şık bir gişe. Büyükçe bir gişe. İçtaş İnşaat oda yeri gişeleri. Evet. Önümüzde bir tane kamyon 7. gişeden geçiyor. 174 lira geçmiş. 3. sınıf ondan. Biz 1. sınıfız. 15.50 ile kurtardık. Ya 1. sınıfla 3. sınıf arasında niye bu kadar fark var? 173 lira çekti ya. Kamyondan enteresan. İstanbul Havalimanı sağa doğru veriyor ve biz 7. kişiye geçtik arkadaşlar. Ücretli geçiş diyor. Bir ücretli geçiş de Allah Allah. 200 metre geçtik. Evet. 8. kişi. 7. kişinin hemen sonrasında 8. kişi arkadaşlar. Çok güzel. 8. kişiye geçtik. Devam ediyoruz. 8. kişi küçük bir kişiydi. 15.50'nin yanında bilmiyorum yani. 400 metre falan geçtik. Ondan sonra 8. gişeydi. Şu anda bir viyadük geçiyoruz. Devam ediyoruz yani. 8. gişe. Sağdan doğru yeni havalimanına gir diyor. Buraya da diyor yolcuları diyor beklemek için diyor durmayın diyor, bak elektronik denetleme sistemi diyor arabanızın plakalarını alıverir diyor. Ama bizim Türk insanı arabalarını otoparka koymamak için böyle emniyet şeridinde yolcu beklemek bizim kültürümüzde var. Emniyet şeridinde durmayı maalesef toplum olarak irdelemeyiz. Yani otoparka koyduğumuz araba oradaki otopark ücreti bize batar ama 8-9 tane geçtiğimiz gişe ücreti maalesef biz vatandaş olarak bizi strese sokmaz yani. God. Evet arkadaşlar 9. gişeden geçiyoruz. Gişenin de üzerinden uçak geçiyor. Güzel bir görüntü yakaladık. Bu 9. gişeydi. Güzel. 9 tane işe geçtik ya. VIP terminali yok, biz VIP değiliz, VIP, biz normal halkız. O yüzden devam ediyoruz. Tamam, kapatsın. 9'u geçtik ya. Arkadaşlar yani şu anda 10. kişiye geçiyoruz. Çok güzel, enteresan. 27. kilometrede 10. kişiye geçtik. Devam ediyoruz yani, videoyu kapatamıyoruz gişeleri çekmekten. Buradan bir sağa doğru dönüyoruz. Kargo terminalini bırakıp İstanbul Havalimanı. Evet. Sayılar karıştı. 9. gişe mi 10. gişe bilmiyoruz. Artık videoda göreceğiz. Orada yazarız. 9. gişe 10. gişe diye. Bakın burada da otopark işletmecisi arkadaşlar. Bu yolda EGS ile denetleme yapılmaktadır diye koymuşlar. Otoparka çekin arabaları diyor. Yoksa diyor burada da diyor ceza yazar diyor. Ya hadi bakalım şimdi. Arkadaşlar herhalde 10. Burada da bir kişi var ya. Herhalde bu güvenlik amaçlıdır yani. Havalimanının girişinde hani güvenlik girişine 100 metrekare herhalde, evet bu güvenlik sistemidir ya, gişe değildir. Evet, İstanbul Havalimanı karşınızda arkadaşlar. İstanbul Havalimanı'na geldik. Heybetli bir kapısı var. Sol tarafta güzel bir camisi var. Yani cami de yürüyüş mesafesinde değil aprondan. Yani şeyden, havalimanının insanlar nasıl namaza geliyorlar bilmiyorum. Zorlanıyorlardır yani. Evet. Burada çok muazzam bir güvenlik sistemi havalimanının girişinde. Çok güzel bir güvenlik sistemi. Evet, gelen yolcu, biz sağdan gideceğiz arkadaşlar. Eren Yolu iç hatlar, özel yolcu salonu. Arkadaşlar bu etnik yapı nedir ya? Özel yolcu salonu yani. Alt grup, üst grup, etnik yapı, VIP. Hepimiz insan değil miyiz ya? Hepimiz 9 ay 15 gün annemizin karnında kalmadık mı ya? Enteresan.